Değerli spor severler, Sokrates'e hoş geldiniz. Vestel'in katkılarıyla hazırlanan Voleybol Ülkesi'nin yeni bölümünde canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Türkiye Sultanlar Ligi'nde final serisi başladı. Biz de sıcağı sıcağına canlı yayında hemen maçı konuşacağız. Bugün stüdyoda tek başımayım ama değerli kaptan Neslihan Demir bana video konferans yoluyla katılacak. Sizleri onun yorumlarından mahrum bırakamazdık. Kendisi açıklayacak durumunu. Şu anda neden burada değil, neden Bodrum'da? Kaptan hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Arkadaşım seni yalnız bıraktım. Ama tamamen benim bireysel aptallığım yüzünden. Yani sevgili canım. Aras bile aradı beni. Ben düşündüm ki hafta sonuna doğru biz hani iki maç oynandıktan sonra çekileceğini düşünmüştüm ben canlı. Ve ben hani Bodrum'dayım şu an. Sabahleyin Instagram'da gördüm. Akşam 21'de Voleybol Ülkesi var diye. Arası arıyorum. Telefonu kapat, seni aradım. Sonra yana yakla. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Ben çok her şeyi hiç anlamamışım. Yani yayıncılık ilkelerinden ne kadar anladım. Bugün de belli oldu. Çok özür diliyorum. Hem izleyicilerimizden hem de ekip arkadaşlarımızdan uğraştırdım onları. Estağfurullah. Ta oralarda. Bodrum nasıl kaptan? Güzel Bodrum mi? Bodrum çok güzel. Çok mu güzel? Gerçekten hava, çok güzel. Deniz suyu, havalar ısınmış mı şu anda? Tadını çıkartabiliyor yani musun? Yani daha denize girmeye cesaret edemedim ama hava gayet güzel. Böyle ince bir bluzla gördüğünüz gibi dışarıda oturabiliyorum. Çok güzel ya. Şimdi bütün sezon boyunca tabii Voleybol Ülkesi'yle birlikteydik. Biraz tatile ihtiyacım vardı senin de. Yani bayram tatili hakkındı. O yüzden hiçbir problem yok. Hoş geldin tekrar. Bütün Türkiye'nin bayramını kutlayalım bu arada. Aynen. O zaman hemen sıcağı sıcağına maçla ilgili yorumlarına geçelim. Fenerbahçe Eczacıbaşı serisinde Fenerbahçe maçı kazanmayı başardı 3-1'li ama gitgeli fazla olan bir karşılaşma. 5. sette olabilirdi. Ben keyif aldım açıkçası oynanan voleyboldan, mücadeleden. Acaba sen ne düşünüyorsun? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu sene oynanan tüm Eczacıbaşı ve Fenerbahçe Opet maçları çok keyifliydi. Ama ancak daha önce izlediğimiz o rallileri, daha heyecanlandığımız, bize heyecan veren rallileri bu maçta çok fazla bence izleyemedik. Birazcık Eczacıbaşı tarafından başlayayım isterseniz. Eczacıbaşı tüm sezon boyunca defansif bir takım olmaya başlamıştı. Defanstan çıkardığı topları güzel paslar atıp bloktan sektirdiği topları defansta topluyorlardı ve hücuma çevirebiliyorlardı. Bu maçta bunu hiç göremedik. Bir sürü top böyle ortaya düşüverdi ve kimse müdahale edemedi. Bana göre aslında zaten bu maçın hak edeni Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'de ikinci sette kendi kendine zora soktu. Baktığınızda hani hep maçın başından beri Fenerbahçe'nin bir üstünlüğü vardı. Oyununu biraz böyle dikte ediyordu Eczacıbaşı'na. Ama ben senin kadar keyif almadım. Ben biraz daha keyifli bir maç istiyordum. Birazcık çünkü fazlaca hatanın olduğu, teknik ve taktik hatalarının olduğu bir maçtı. Bir sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Ya mücadele dozajı bilmiyorum. Hani beni tatmin etti ama tabii sen öyle diyorsan diyecek fazla bir şey yok. Yani 5. set de olabilirdi. Evet. Fenerbahçe'de Ana Cristina'nın önemli bir performansı var. Onu zaten programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Aslında maça iyi başlamadı Ana Cristina ama giderek oyun içerisinde ritmini buldu gibi geldi. Bana ki bu aslında Koç Lavarini ile ilgili bu sene belki de en fazla eleştiri yapılan konuların başına geliyordu. Niye Ana Cristina gibi bir silah hazır edilemedi diye çok konuşuldu. Ne söylersin kaptan? Ana Cristina gerçekten önemli bir katkı verdi. Evet, bugün gerçekten önemli yerlerde hani gencecik yaşına rağmen sorumluluk aldığını düşünüyorum. Ben bugün Ana Cristina'yı beğendim. Her ne kadar çok iyi başlamamış olsa da maça. Ama gerektiği yerde gereken müdahaleleri soğukkanlılıkla yaptı. Ve zaten hani çok da bayağı da bir katkı sağladı. Hem skor olarak hem de takımda yani defans manşette çok aksamadı. Biraz daha kötüydü hani bu sakatlık sonrası henüz toparlanmamıştı. Bana göre biraz böyle Ana Cristina'nın dönüş maçı gibi ben öyle hissettim. Çok iyiydi. Baktığımızda hani
onu bir kere Fedorostova'ya baktığımızda aslında Fenerbahçe'nin işlerini zorlaştıran Fedorostova'nın servisinin tutmamasıydı bugün. Evet. Bugün çok fazla o her zaman gördüğümüz gece gerçi setin sonunda dördüncü setin sonunda tekrardan bu da ne kadar o kadar genç olmasına rağmen çok büyük bir oyuncu olduğunun göstergesi. Çünkü orada herkesin eli titrerken gidip yani bir numaranın köşesine risk alarak bir servis atıp sayı aldı. Bu önemli bir şey. Ama aslında gerçekten zora sokan Fenerbahçe'nin bütün planlarını çünkü Fedorostova'nın servis turu pasör önde ve mecbur kalınan paslar atılıyor. Herhangi bir kombinasyon yapma şansları olmuyordu. Fedorostova'nın servisi tutmayınca hızlıca o turları dönüp Boşkoviç'in öne geldiği turları yaşadı Eczacıbaşı çoğunlukla. Fedorostova'nın 7 servis hatası var. Fenerbahçe takım halinde aslında bayağı bir servis kaçırdı. Burada Evet. aslında lacivertleri biraz zorladı diyebiliriz. İsimlerini bulmakta biraz zorlandılar ama Aslı'ya bir parantez açabilir miyiz kaptan? Aslı'nın hem servisleri hem blokları Evet. yani Şampiyonlar O da çok Ligi'nde büyük risk evet aldı. Şampiyonlar Ligi'nde biraz eleştirilmişti Aslı. Milano serisinde bilhassa. Beklenen katkıyı verememişti ama bu maçın herhalde göze çarpan iyilerinden birisi de Aslı Kalaç. Evet, gerçekten çok iyiydi. Baktığımızda hani çok büyük ve uzun smaçörlere karşısında Siniaçek gibi Boşkoviç gibi smaçörleri durdurabilen bir blokör. Mesela Eczacıbaşı'na baktığımız zaman da Beyza'dan biz hani çok mutluyduk. Ne kadar iyi Evet, oynuyor, ne evet, kadar evet. oturdu, şey yaptı. Bugün baktığımızda Beyza'yı sahada o şekilde göremedik. Ama Ferhat Hoca'nın bence çok yerinde bir müdahalesiyle Stefanović girdikten sonra Eczacıbaşı'na birazcık can geldi. Kesinlikle, Onun kesinlikle. servisleriyle girdi bir iki blok yaptı. Baktığınızda belki Stefanović Beyza'dan kısa bile olabilir ama karşı tarafta da Aslı'ya baktığımızda o da kısa ama timingin önemini burada anlıyoruz zaten. O kadar timingini o kadar iyi ayarlıyorlar ki özellikle Aslı çok kolay değil onun üzerinden vurabilmek. Kesinlikle Tamamen öyle. timingle kendini yukarı çeken bir oyuncu. Setin sonunda da attığı servisle o da gerçekten yürek isteyen bir servis. Libero'nun olduğu yere, çizgiye paralel oldukça zor bir seçimdi. Kutluyorum gerçekten iyi bir maç çıkarttı. Hala Vargas'ta ufak tefek iniş çıkışlar oluyor. Yine en skorerdi. Yine maçı kazandırmasını bildi. Ama hani böyle o alıştığımız Vargas her vurduğu top ölecekmiş gibi geliyor. Ama ölmeyince de hani aslında çok normal ölmemesi. O yüzden yani bana göre birazcık hani başıma bir iş gelmeyecekse Ne iş gelecek senin başına? Eczacıbaşı bugün çok da iyi oynamadı. Fenerbahçe biraz kendini zora soktu. Yaptığı basit hatalar, böyle konsantrasyon eksikleri yer. Mesela Aslı çok iyi dedik. Aslı çok iyiydi ama üçüncü setin, ikinci setin sonunda mı pasöre sıçradı, fake yedi. Pasörü arkayken Siniaçek bomboş vurdu. Verdikleri setteydi yanılmıyorsam. Ha sonra gitti Boşkoviç'e bloğunu yaptı, affettirdi kendini ama baktığımızda hani Eczacıbaşı'nın oyununu değil de Fenerbahçe'nin onlara verdiği oynama şansı gibi geldi bana. Çünkü Öyle mi diyorsun? Fenerbahçe Opet biraz evet kendini zora soktu bu anlamda. İşte Fedorostova'nın o servis turunun tutmaması, Evet, işte evet, Örge çok evet. çok defansta çok çok iyi değildi. Ona gelen pas atma şanslarında ya fileye kaçırdı ya işte dediğimiz gibi dağa taşa attı. Yani böyle biraz bir Fenerbahçe Eczacıbaşı'nı oraya getirdi. Çünkü Eczacıbaşı'nı hani birazcık Fenerbahçe gaza basmış olsaydı Eczacıbaşı'nın en büyük gücü defans ve defanstan topladığı toplarla biraz karşı takımı yıldıran bir takım olduğu için bugün o hiç olmadığında belki de hiç yanaşamayacaktı. Hande ile ilgili neler söylersin kaptan? Şimdi Hande'nin pasörün yanındaki smaçör olarak dizilimde oynamasıyla birlikte Evet. mesela Vakıfbank serisinde çok iyi bir Hande Evet. izlemiştik. Eczacıbaşı'nın da performansı arttı ve sadece Boşkoviç'e bağımlı bir takım
değil. Bilhassa Hande ile de çok iyi hamleler yapan bir eczacıbaşı görüyorduk. Bugün o köşelerden istediği katkıyı alabildi mi sence eczacıbaşı? Onların performansını nasıl yorumlarsın? Şöyle söyleyeyim, senin de dediğin gibi yani eczacıbaşı komple bir takım olma yolunda ilerleyen, hani Boşkoviç'e bağlı bir takım değildi. Önceden çok daha Boşkoviç odaklı bir takımdı. Ve bunun dışında da çok ortalardan, belki Jack'ten birazcık verim alabiliyordu. Onun dışında çok çok zordu onun işi. Ama bu son sezon sonuna doğru gerçekten köşelerinden de verim alan, Hande'nin çok parladığını, Voronkova'nın çok faydalı bir oyuncu olduğunu, bunların yanında da orta oyuncular da tabii ki de onların performansının yükselmesiyle bir tık daha rahatladılar. Bu maçta da Hande birazcık daha inişli çıkışlıydı. Voronkova da tıpkı onun gibi. Yani kötü desem değil ama iyi desem iyi de değildi yani. Çok daha iyi oynadığı maçları biliyoruz. Ya şimdi istatistik kağıdı geldi önüme. Artı 8 de çıkmış Hande. 16 sayı artı 8 de çıkmış. Evet. %48 pozitif manşet, excellent %28, hücum yüzdesi %44, 3 tane de bloğu var Hande'nin. Aslında evet, iyi, oldukça iyi istatistikler. Yani böyle setin sonunda bir tane topu out'a vurdu, çok out'a vurdu şey oldu ama baktığımızda gene dediğim gibi Hande çok çok iyi. Şu ana kadar çok çok iyi bir performans gösteriyor. Bu maçta da bir iki manşet hatasından sonra biraz düştü. İniş çıkış o. Bir iki tane falan manşet hatası yaptı. Biraz düştü. İşte bir tane Elif'in son sette attığı galiba acayip bir pas vardı. Yani hani böyle hakeme doğru attı. Birazcık o toplarda da bugün Elif bir parça o kalitesini kaybetmişti. Onun dışında iyiydi. Pas seçimleri iyiydi. Ama durduğu yerde bazı paslarda gerçekten tuhaf bir pas attı. Yani hiç kimsenin beklemediği, aslında kolay dediğimiz pozisyonlarda smaçörünü çok zorlayacak paslar attı. Ama onun dışında bence hani Hande böyle anlık inişler çıkışlar yaşadı. Onun dışında iyi buluyorum kendisini. Şu ana kadar çok iyi götürüyor, çok formda. Ben Voronkova'dan bugün Eczacıbaşı'nın yeteri kadar o beklediğini bulduğunu pek düşünmüyorum kaptan. Bilmiyorum neden. Zaten artı bir ile çıkmış Voronkova. Evet. Stevanović zaten burada X faktör oldu. Artı 9 ile çıktı Stevanović. Yani dediğin gibi. Evet, çok iyi oynadı. 3 tane de bloğu var Stevanović'in. O Beyza Stevanović değişikliği Eczacıbaşı'na can suyu oldu. Evet, yani işte Beyza'nın aslında baktığınızda hani o maçın tekrar görüntülerinde, smaçın tekrarında baktığınızda Beyza'nın elleri düzgün, arayı kapatmış, köşe oyuncusu ona çok iyi yer vermiş, her şey düzgün ama timingini oturtamadığı için birçok topu üzerinden vurdular. Zaten Fenerbahçe'nin smaçörleri de oldukça yüksek smaçörler. Ama Stefanović girdikten sonra bu timingi oturttu ve hem defansına da daha iyi yer vermeye başladı ama bence Eczacıbaşı bugün defansta oldukça kötüydü. Yani şimdi, o bloktan ses sesi hiçbir topu toplayamadı. Her zaman şeye bakıyoruz ya senle kaptan, data voley kağıdına bakıyoruz. Şimdi tabii pasörlerden de konuşabiliriz. Yani Eczacıbaşı işte Elif'in 6'da olduğunda -1, 5'te olduğunda +2, 3'te olduğunda -2, 2'de olduğunda -3, 1'de olduğunda -1. Yani Fenerbahçe'de eksiyle çıkılan bir, Dırça'nın eksiyle çıktığı bir pozisyon yok. Evet. Dırça da oldukça iyi oynattı bugün aslında takım. Bazı toplarda hafif top alçak kaldı. Ben onları hani söylemiyorum. Evet. Ama kendisi de bir hücum gücü olarak kendisini de çok iyi kullanıyor. Yani o plaseyi bir mecburiyet değil de bir savaş, yani bir silah gibi kullanması çok güzel ve çok asap bozuyor. Yani karşı rakibin kim olursa olsun pasör plasesi düştüğü zaman gerçekten rakip takımın suratını görebiliyorsunuz. Yani gerçekten asapları bozuyor. Yani ne zaman alacağız artık bu plaseyi der gibi. O yani 3 tane falan öyle sinir bozucu, 2 tane, bir tane çok keskin ikiye attı. Bir tane arkaya böyle pıt diye bıraktı. İnanılmazdı yani, hiçbirinin çözümü yok. O anlamda da
İyiydi. Biraz serviste işte Fenerbahçe çok aksadı. Hı. Hani Fedorostova'nın yanında diğer oyuncular da fazlaca servis kaçırdı. O yüzden diyorum ki hani Fenerbahçe biraz maçı buraya getirdi. Ya Fenerbahçe 21 tane servis kaçırmış. Evet, çok fazla. Yani Çok çok inanılmaz bu derecede seviyede fazla. çok fazla. Evet. Eczacıbaşı 11 servis kaçırmış. Fenerbahçe 21 servis kaçırmış. Manşetlere baktığımız zaman Eczacıbaşı takım halinde %44 pozitif, %19 excellent. Fenerbahçe %31'e %10. Zaten Fenerbahçe'nin manşeti biraz ikinci plana attığını herkes biliyor. Evet. Bloklarda 8'e 10 Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Ve yani baktığımız zaman Fenerbahçe'de Melissa Vargas artı 14, Ana Cristina artı 10 ile çıkmış, Eda Erdem artı 6 ile çıkmış. Ya Boşkoviç artı 9 ile çıktı, 21 sayı artı 9. Boşkoviç'i de yeteri kadar kullanabildi mi Eczacıbaşı? Fenerbahçe mi durdurdu? Ya Aslı'nın Boşkoviç'e karşı enteresan bir performansı oluyor. Hani demiştik ya Hande vakıf maçlarını sever. Aslı da Boşkoviç'i karşısında gördüğü zaman Boşkoviç'in coşuyor. dekoderi. Dekoderi gibi. Yani onun da öyle bir hüviyeti var. Coşuyor. Evet, gerçekten. Yani ama ben daha önce de söylemiştim galiba bunu yayında, yoksa biz kendi aramızda konuşurken mi söylemiştim? Ya son birkaç maçtır Boşkoviç'te bir tutukluk var ama bu demek değil ki hani yani zaten kadın buralara kadar getirdi, bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum ama daha yorgun, daha bir nasıl diyeyim, biraz daha fazla hata yapan bir Boşkoviç izliyoruz. Normalde hani sayı almasa bile hata yapmazdı. Evet. O yüzden biraz daha fazla hata yapan bir Boşkoviç Eczacıbaşı'nı zorladı. Köşeler devreye giriyor. Ama Boşkoviç'in biraz daha fazlaca sayı aldığı ve daha az hata yaptığı bir senaryoda gerçekten Fenerbahçe Opet'le çok güzel maçlar izleyebiliriz. Yani çok paraleli tabii Fenerbahçe'nin taktik olarak Boşkoviç'e özellikle geri atakta herhalde 2,5 metre falan paraleli açıyorlar. Yani ben örgüye korkuyorum bir şey olacak diye. Ama yani bugüne kadar hani bir şey olmadı. Bundan sonra da bir şey olmaz inşallah. Çünkü Boşkoviç'in en güçlü yönü çapraza vurduğu ataklar. Paraleli geri atakta öyle bir açıyorlar ki, ama Boşkoviç de kolunu çok fazla savurduğu için genelde out'a gönderdi o topları. Bunları içeri atabilmiş olsaydı belki antrenmanda çalışmaları lazım. Yani paraleli ciddi anlamda Boşkoviç'i açıyorlar Fenerbahçe Opet oyuncuları. Boşkoviç 41 top almış. Gerçi Melissa Vargas da 41 ve hücum yüzdeleri eşit. %44, %44. İki pasör çaprazının. Boşkoviç 5 hata, 3 bloklanması var burada. %44'lük bir hücum performansı. Ama sanki hani Eczacıbaşı, şimdi Fenerbahçe belki biraz daha komple bir takım Eczacıbaşı'na göre. Daha fazla belki silahı var. Biraz daha belki Dediğimiz gibi ama Boşkoviç'in. Hı. Voronkova'nın da etkisi var. Yani Evet, Voronkova tabii. da şimdi Ana Cristina ve Fedorosova ne olursa olsun, hani Vargas Kesin. %44 ile vurmuş Kesin. bile olsa Ana Cristina ve Fedorosova'nın katkısı yatsınamaz. Voronkova bir parça daha hücumda etkili olmuş olabilseydi daha böyle başa baş bir maç izleyebilirdik. Bu kadar çok hata yapan bir Fenerbahçe'yi kolay kolay yakalamak da, yani kolay kolay yakalamak zor. Ya Boronkova'nın istatistiklerine bakıyorum. Şimdi 20 top almış Boronkova. %40 ile hücum etmiş. 2 hata, 2 bloklanması var. Irina Boronkova'nın. Tabii yani hoca şeye de döndü, Alexa Gray'e de döndü ama yani bu tabii Eczacıbaşı'nın sürekli bir ikilemi. Servise Yani soktu. hı, servise soktu. Ama yani kim oynayacak, kim oynamayacak derken bazen bazı oyuncular ya da işte smaçörler gününde olmuyor. Hande'yi biraz yakaladılar ama işte Voronkova bazen girdi, iyi işler yaptı. Niye oynamıyor dedik. Bugün de Voronkova'nın performansı o kadar yeterli olmadı mesela. Tabii yani şimdi mesela baktığımızda Hande daha önceleri yani bundan ne bileyim 6 ay önce, 1 sene önce kötü başladığı zaman toparlaması çok daha zor oluyordu. Ama şimdi Hande bir böyle level atladı. Kötü başlasa bile veya çok iyi başlasa bile bir istikrarı var artık.
bir istikrar Evet. ya. Hande'den Kesinlikle. ne yapabileceğini Kesinlikle. biraz daha öngörebiliyorsun. Kesinlikle. Voronkova'yı da çok beğeniyorduk. O takıma verdiği işte sevinç, o motivasyon, yaptığı ataklar, defanslar, manşeti bile daha derli topluydu. Ama bugün o da birazcık fazlaca hata yapıp kendini biraz düşürdü. Bir de tabii karşısında daha yüksek blok vardı. Çünkü Hande'nin pasör eşleşmesi olduğu için Hande de pasör eşleşmesini oldukça iyi kullandı. Peki sana şunu soracağım maçtan bağımsız olarak. Aslında bağımsız değil de şimdi bugün bazı haberler çıktı Fenerbahçe'nin sezon sonunda bir koç değişikliği yapacağı konuşuluyor. Bugün çıktı ve ciddi olarak konuşuldu. Hatta haberin ciddi bir şekilde artık doğru olduğuna inanılıyor. Lavarini'nin devam etmeyeceği gibi bir konuşmanın geçtiği ortamda. Kolay bir şey değil herhalde, değil mi? Yani bu maça çıkmak. Şimdi Lavarini ile mesela işte takımın uyumunun aslında iyi olduğunu görüyoruz. Aslı bloklardan sonra gitti, Lavarini'yi kucakladı. Sanki takımla bağının koptuğu gibi bir şey yok Lavarini'nin, ama yani oyuncular da tabii böyle bir şey varsa onu biliyorlardır. Böyle bir ortamda maça çıkmak çok sağlıklı bir şey miydi Fenerbahçe için ve oyuncular gerçekten iyi çıkardı diyebilir miyiz? Ya tabii ki de yani saygı duymak lazım. Hani böyle bir şey hani olsa bile şöyle bir yer var. Hani o biraz daha Lavarini cehennemden geliyor. Yani reklam arasında antrenörlerin kovulduğu bir İtalya liginde geldiği için muhtemelen buna çok çok yani bizden çok daha alışkındır. Çünkü hani biz çok fazla hani ülke olarak böyle özellikle voleybolda diyeyim. Voleybolda öyle antrenörün çok sık değiştiği görülmüyor. Yani ama İtalya'da hani reklam arasında başka bir antrenör çıkacak neredeyse sahaya ve orası biraz daha cadı kazanı ve bence zaten Lavarini bununla baş ederek yani buralara geldiğini düşünüyorum. Ama hani kızların da onu kucaklaması, onunla birlikte beraber hareket etmeye çok kıymetli. Yani şimdi bakacağız tabii. Bir de sana şunu sorayım. Lavarini sence başarılı mı, başarısız mı? Şimdi tabii yani o alınan bir kupa var. Kupa voleyi Fenerbahçe aldı. Şampiyonlar Ligi'nde istenilen başarı gelmedi ki bunu zaten Kupa voley sonrasındaki canlı yayında kulübün kendi kanalında Başkan Ali Koç da biraz Lavarini'ye ufaktan dokundurdu. Biraz serzenişte bulundu. Tabii en büyük hedef Şampiyonlar Ligi'ydi bu kadro için ya da en azından az kadro için. Yeteri kadar iyi bir kadro. Sen bunu daha önce de cevapladın, birkaç kez konuştuk bunu ama bench'te yeteri kadar hamle oyuncusu var mıydı Lavarini'nin ya da işte oyuncuları dinlendirecek işte Gizem'in bir alternatifi ya da onu dinlendirebilecek bir libero, pasör. Bu böyle bir ortamda şimdi ikinci kupada gelirse Lavarini'nin devam etmeme kararı ne kadar sağlıklı bir karar olur? Bununla ilgili bir yorumun var mı? Yani hani Lavarini'nin oyuncu seçimleri ve diğer şeyler hani oturulup sezon başından incelenip tabii ki de değerlendirilebilir. Ama bir taraftan baktığımızda hani Şampiyonlar Ligi özelinde konuşacak olursam biraz motivasyonu, takım motivasyonunu çünkü ne olursa olsun aslında baktığımızda Fenerbahçe geçen seneyle aynı takım ve Şampiyonlar Ligi'nden travmalı bir takım. Her ne kadar Türkiye şampiyonu olmuş olsa da işte o Vakıfbank'a karşı oynanan maçlar, orada bir türlü hani yenip yenememek aslında gerçekten psikolojik olarak travmalı bir takımı alıyorsunuz siz. Orada başka bir trik, başka bir şey yapmanız beklenebilir. Ama hani oyuncu seçimlerini, oyuncu onlar çok hani bilmiyorum hani onu öyle olsaydı böyle olurdu demek çok kolay. Ama benim hani tek küçük eleştirim bu olabilir. Senin elinde gerçekten geçen sene çok büyük bir aslında psikolojik bir savaş verip kaybetmiş ve hani hep aklının arkasında o vardır. Yine mi olmuyor acaba? Yine mi olmuyor? O tarafındaki desteği daha fazla olabilirdi diye düşünüyorum. Evet, şimdi tabii bugünün konusu buydu. Lavarini ile ilgili işte Fenolio'nun geleceği, Fenerbahçe'nin başına geçeceği söyleniyor. Başka İtalyan koç Polonya ligindeydi.
aslında biraz sürpriz bir isim. Sosyal medyadaki yankıları da bilhassa Fenerbahçeli taraftarlar tarafından çok da iyi olmadı böyle bir hamlenin. Ama tabii daha kesinleşmiş bir şey yok. Bunu sen geldiğinde de Bodrum dönüşünde de tabii konuşuruz. Hani benim fikrim o konuyu hani kapatmak için. Şimdi baktığımız hani Türkiye'deki büyük kulüplerin işte Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe. İşte Vakıfbank'ın antrenörü 14 sezondur onda. İşte evet. Ferhat Akbaş birkaç sezondur orada, bir 3 sene daha yeniledi. Daha yeniledi. Şimdi Fenerbahçe'de bence kalıcı bir koç arayışında. Bir hani ekol bulup onunla uzun seneler devam etme. Çünkü baktığınızda başarı bir parçada hani senelerce Eczacıbaşı'nın şampiyon olması rahmetli Cengiz abi. Cengiz Göllü'nün 23 sene galiba Eczacıbaşı'nın başındaydı. Evet. Öyle bir arayışı olabilir Fenerbahçe'nin. Hani bizim de bir koçumuz olsun ve biz onunla uzun yıllar devam edelim diye bir arayış olabilir diye düşünüyorum. Bu konuyu da böyle kapatayım. Peki. O zaman bu konu, ya bu maçla ilgili olarak, şampiyonluk serisiyle ilgili olarak, şimdi bir sonraki maç, oyuncular da bir bayram tatili, ufak bir ara verecekler. Cumartesi günü oynanacak. Ya vermezler. Ya hayır, yarın şöyle, tek hani antrenman fitness. Ben sana söyleyeyim. Ama maç oynayanlara fitness eve giderler. Öyle mi? Oynamayanlar fitness eve giderler. Ay, oynayanlar, oynamayanlar fitness artı top yaparlar. Devam. bir gün bayram alışma, bir el öpme falan hiçbir şey yok mu ya? Yok. Yok. Olmaz bence. Yani maç var. Ya cumartesi gününe daha gidemezler. Var ya. Gidemezler diyorsun. Ya. Gidemezler. Peki. Yani zannetmiyorum. Yani belki bir gün tatil verir mi bilmiyorum. Yani oynayanlara belki verebilir. Öyle olur mesela. Hani öyle mi? 4 set hakikaten adrenalin ne olursa olsun yüksek bir maçta. Oynayanlara belki bir gün tatil verilir. Oynamayanlar gelir fitness top yaparlar. Yedek olmak da ne kadar zor. Veya hatta hani oynayanlara da dinlendirilir. Rejenerasyon idmanı yaptırılabilir. Tatil bilmiyorum. Ya ben mi? Şimdi yedek oyuncuyum. Hem maçta oynamamışım, görev bekliyorum. Maça beni almadın. Ondan sonra bayram tatili de oynayanlara, yani vitrine çıkanlar bir de bayram tatili yapıyor. Ben yedek oyuncuyum, zaten maçta oynamadım. Bir de sen çalış bayram günü deniyor. Hayır, demek istediğim hani onlar evde yok, anladım, yatacak, anladım. Oynamayanlar değil. Hepsi oraya gelecek zaten. Yok, ama yok, onlar anladım. İşte masajdır, tedavidir, sakatlıklardır. Hani ben birileri evde yatıp öbürleri çalışacak anlamında değil ama daha anladım. Hani rejenerasyon antrenmanı yapar oynayanlar, oynamayanlar biraz daha hani fitness ve teknik gibi devam ederler diye düşünüyorum. Peki o zaman maçla ilgili olarak son analizin, iki takım bir sonraki maçta ne yapmalı? Daha iyi neyi yapabilir, neyi yapamadılar? Bence Fenerbahçe, yani bu bariz herhalde, bu sadece benim söylemem de şey değil. Servisini çok daha stabilde tutmalı. Çok daha az servis hatası yapmalı bence. Hı hı. En büyük handikapı bugün onların yaşadığı oydu. Eczacıbaşı'nda işte o defans. Hiç defans yapamadılar. Defansif, daha defansif bir takımdı Eczacıbaşı daha önceki maçlarda. O zaman ve onları motive eden de o defanstı. O defanstan çıkardıkları toplar. Süremiz azalmış. Ay, kaptan. Pardon. Yok. Tamam. Seninle alakalı değil. Ben ekstra sorular sordum. Seni yakalamışken kendi sorularım da oluyor biraz. Böyle kendimi de dinlemek için bazen kaptırabiliyorum. Şunu soracağım. Çok bir iki cümleyle de üçüncülük serisi başladı. Türk Hava Yolları Vakıfbank mücadelesi aslında farklı bir maç bekleniyordu. Türk Hava Yolları'nda Melis'in sakatlığı var, geçmiş olsun diyelim. Maçta oynayamadı. Antin'in sakatlığı var. Vakıfbank beklenenden kolay kazandı maçı. Onu da belki birkaç cümleyle yorumlarsın. Evet, yani Türk Hava Yolları aslında oynadığı Fenerbahçe maçlarında umut vermişti. Hani bu kadar evet. İyi oynarken acaba bu kadar kötü bir Vakıfbank'a bir ısırık, bir diş aynen atabilirler öyle mi diye öyle düşünmüştük. Ancak sanki böyle maçın da havası bir parça öyleydi. Hani herkes kendi yerini kabul etmiş gibi. Hani ben üçüncü olayım, hı hı, sen de dördüncü ol gibi. Yani sadece birinci satır sonlarına doğru Türk Hava Yolları bir varlık gösterebildi. Van Rijk yine çok yalnız kaldı.
Bir türlü o istediği oyunu sahaya koyamadılar. Vakıfbank'ta ilk defa Alex'i herhalde sezonun en iyi oyununu oynadı. Çok Evet. faydalıydı. Onu soracağım sana Ve zaten çok birazdan. 3-0, 3-0 zaten hani bitti, daha aslında setli bir maç bekliyordum ben. Evet, aslında orada da Şampiyonlar Ligi bileti var işin ucunda ama Evet. sanki biraz enteresan bir şekilde dediğin gibi yani herkes sanki yerini kabullenmiş gibi bir maç oldu. Bakalım bir reaksiyon gelecek mi Türk Hava Yolları'ndan ikinci maçta, bunu göreceğiz. Algida Nagır'la haftanın en iyi 3 tadına geçelim. İstersen haftanın en iyi 3 performansını seçiyoruz. Kaptanımızla Bodrum'dan bakalım nasıl yanıtlar gelecek. Algida Nagır bayramda da ağzınızı tatlandırmaya aday efendim, tavsiye ediyoruz. Bana göre haftanın en iyi Nagır'la en iyi 3 tadı. Birincisi Saliha. Çünkü o da Polonya'da ülkemizi temsil ediyor ve bizi çok gururlandırıyor. Onu buradan tebrik ediyorum. Yurt dışındaki oyuncularımızı da el verdiğince takip etmeye çalışıyoruz. Çok güzel performansı var. Çok iyi bir sezon geçirdi orada. Onu Kesinlikle. kutluyorum. İkincisi Vakıfbank Türk Hava Yolları maçından, az önce de söylediğim gibi gerçekten Alexia çok iyi bir oyun oynadı. Sezonun belki de en iyi voleybolunu, Alexia'nın en iyi voleybolunu gördüğümüz nadir anlardan biriydi. Evet. Bu maçta da Fenerbahçe Eczacıbaşı maçında da Fedorova diyorum, Vargas'ı çok beğenmiş olmama rağmen Ana Kristina'nın böyle bir dönüş maçı hissiyatı verdi bana. Hani o eski geçen sene izlediğimiz, bayıla bayıla izlediğimiz Ana Kristina tadı verdi bana birazcık ve o yüzden Ana Kristina demek istiyorum. Vargas kusura bakmasın. Evet, haftanın en iyi 3 performansı Algida Nagır'la kaptanımız bu şekilde seçti. Saliha Şahin Emikpolit ise bir şekilde tabii daha fazla forma giyebilir mi giyemez mi diye konuşuyorduk ama bugün işte Jordan'ın da bir sakatlığı olduğu için en azından yapılan açıklama böyleydi. Aldığı şansı bu kez iyi kullanmayı başardı Alexia Karutaş'ı. Kendisini kutlayalım. Saliha Şahin zaten dışarıda yüzümüzü güldürmeye devam ediyor ve Ana Cristina De Souza. Hazırsan Vestel'le günün sorularına geçelim kaptan. Evet, Gençalp Kozan sormuş. Voronkova'ya 2 sene boyunca emek harcayıp takıma iyice adapte olduğu dönemde göndermek ne kadar doğru bir karar? Voronkova Gray'e kıyasla daha dengeli bir oyuncu gibi bir yorum yapmış izleyenimiz. Ben de hani Voron Gray'e göre daha dengeli bir oyuncu olduğuna izleyicimize hani katılıyorum. Ama hani Plummer gibi çok daha power bir smaçör eğer geliyorsa eczacı başına, hani bu dedikodular doğruysa, hani Plummer mı Voronkova mı, bir parça daha benim de hani gönlüm Plummer'dan yana. Çünkü dediğim gibi takımların bütçeleri de var. Gönül Tabii, ister ki ve tabii. yabancı sınırlaması var. Hepsinin farklı farklı iyi tarafları var, bütçeler var, bir sürü bir sürü şey var. Hepsini tutamayacağına göre hani Plummer mı Voronkova mı derseniz bir parça daha. Çünkü o Power, Boşkoviç'in yalnız kaldığı anlarda o Power smaçöre çok ihtiyaç duyuyor Eczacıbaşı. O skor üretebilecek kolayca. O yüzden Plummer biraz daha bende ağır basıyor eğer doğruysa. Ya şey olabilir mi kaptan? Şimdi Hande biraz daha böyle power smaçör gibi olmaya başladı. Hande hep böyle arkayı toparlayan defansif smaçör gibi düşünüyorduk. Hande de o rolü bayağı iyi oynuyor. Tabii milli takımda karakteri farklı. Acaba yani şimdi Hande yeniden Plummer geldiği zaman şeye geçecek. Yine çöpçü smaçör pozisyonu senin ve genel olarak voleybol Evet. tabiriyle. Bu da aslında bir soru işareti yaratıyor bende. Yani muhtemelen zaten yine Hande oynadığı pozisyonda oynayacak. Pasör eşleşmesiyle oynayacak. Aslında bir rolünün değişeceğini düşünmüyorum. Ha, o da power smaçör gibi oynarsa zaten de Ferhat Hoca çok mutlu olacağını düşünüyorum. Fazla mal göz çıkartmaz. şeyle yani hani ama tabii ne olursa olsun hani Plummer'ın manşetiyle
Hande'nin manşeti kıyaslanamaz bile. Defansı kıyaslanamaz bile. Tabii. Ama zaten hani Hande bunların hepsini bir arada yapmaya çalışıyor. Plummer'ın gelmesiyle bence biraz daha rahatlayacağını düşünüyorum. Belki de çok çok daha iyi oynayacak. Salyan Man sormuş. Güzel bir soru. Bu bir süredir konuşulan bir soru. Son dönemde iyice gündeme oturan plase ve top taşıma tartışmasını anlatabilirsiniz. Şimdi bu işte Hande ile ilgili Çok ince bir özellikle çizgi. biraz fazla mı tutuyor elinde topu diye hani acaba bir top taşıma oluyor mu diye bir süredir konuşuluyordu bu. Güzel bir soru. Hande'nin yani bugünkü aslında aradaki fark şimdi sorulması da çok güzel bir soru. Bir top taşımayı şeye çaldı. Hande'nin yaptığı Aslı'ya çaldı bir top taşıma hakem. O top taşıma. Onu biz deriz ki hani al eve götür istiyorsan topu. O kadar hani ayrılamıyorsan toptan diye o taşıma. Hande'nin yaptığı tam sınırda. Onu biraz daha Sınırda değil mi? elinde dinlendirirse ve evet, dinlendirirse onunki de taşıma. Aslında arasındaki fark bu. Hande'ninkiyle Aslı'nınkine bakarlarsa çünkü hani topu tutup yönünü değiştiriyor. Aslı'nın yaptığında o taşıma. Ama Hande'nin yaptığı da tam sınırda. O da biraz daha elinde dinlendirirse topu onunki de taşıma olur. Çok iyi ayarlıyordun değil mi? Tam sınırda dedin ya, hakikaten Evet. kimse çözemiyor. Çok da etkili oluyor. Evet. Onu iyi yapıyor hani. O da ona Aynen. bir güzel bir boyut ekledi Evet. hücumda. Umarız tabii Avrupa'da kötü niyetli ya da işte ne bileyim mil takım sezonunda böyle düdükler gelmez de. Çünkü hani biraz da yoruma açık bir Aynen. konu bazen olabiliyor. Evet. Güzel sorular için teşekkür ederim. Bizlere sorularınızı göndermeye devam edebilirsiniz değerli izleyenlerimiz. Çok sağ olun. Şimdi tabii burada çok fazla konumuz var. Galatasaray, Kuzeyboru, beşincilik serisi de söz konusu ama bunların hepsini tabii toparlayacağız. Cumartesi günkü programımızda. Sadece yanlış cevaplar köşemizde bir fotoğrafımız var. Sen buradan görebilecek misin bilmiyorum. Ha, Ben sana geldi gördüm, mi? görüyorum. Geldi mi Ben gö? geldi geldi. Tanıdım ben. Sen Sen umarım tanımışsındır. tanımışsındır Ben de evde. tanıdım. Herhalde ben de tanıdım bu Heh, sefer. çok şükür. Yanlış bir tahmin olduğunu düşünmüyorum ama tabii çok da emin olamıyorum kendimden. Bakalım. Teyidini biraz sonra alacağım. Çünkü sormuyorum ben böyle programa girerken bana da sürpriz olsun diye. Kendimi test etmeye Sen bize çalışıyorum. sürpriz oluyorsun ama yani. Sana Genelde sürpriz de oluyor da bize de sürpriz oluyor. Seni evet o tanıyamamam. testi geçemiyorum genelde. Bakalım bu sefer yanılmadığımı düşünüyorum. Kaptan ağzına diline sağlık. Sağ Bodrum olun, çok havası teşekkür yaramış. ediyorum. Yani dinlenmiş gibi görünüyorsun. Birkaç günün daha var. Tatilin tadını çıkar. Çok teşekkür ediyorum. Çok tekrardan özür diliyorum bu yanlış anlaşılma için tüm ekip Hiç. arkadaşlarımıza, Yok yok. seyircilerimize uğraştırdım ekibi. Linkler, onlar Estağfurullah. bunlar kusura bakmayın ne olur. Estağfurullah. Ama Sen buradayım bizim yani. başımızın tacısın. Ağzına diline Sağ sağlık. olun, teşekkürler. Sevgili kaptanla birlikte sizlerleydik efendim. Vestel'in katkılarıyla hazırlanan voleybol ülkesinde final serisi boyunca maçlardan sonra hemen maç çıkışında canlı yayınlarımız olacak. Fenerbahçe Eczacıbaşı serisinde durum 1-0'a geldi. Türk Hava Yolları Vakıfbank serisinde Vakıfbank 1-0 öne geçti. Bizlere yazmayı sürdürün lütfen. İlginiz için çok teşekkürler. Ben Emre Yazıcıoğlu, sevgili Neslihan Demir'le birlikte Vestel'in katkılarıyla hazırlanan voleybol ülkesinde sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, iyi bayramlar.